Cankan, birkaç gün içinde Sağsağ'ın kesik başını göreceksin. Cihan Khan, birkaç gün içinde Sağsağ'ın kesik başını göreceksin. Komutanım. Komutanım. Ha? Ha? Bu da kim böyle? Neden benim yatağımda uyuyor? Efendim, eski dostumuz Cihan Kan'ı siz davet ettiniz, unuttunuz mu? Doğru. Cihan Kan çok sarhoş olmuştu. Ben de öyle. O kadar çok içmemeliydim. Umarım uykumda sayıklamamışımdır. Ne oldu Lümek? Gece yarısı beni neden uyandırdın? Kuzeyden biri geldi efendim. Söyleme. Çık. Efendim, General Sayın Mao haber göndermiş. Sao Sao çok iyi korunduğu için henüz harekete geçememiş. Ayrıca... Tamam anladım. Artık gidebiliriz. Peki efendim. Cihan Kan. Cihan Kan. Efendim, nereye gidiyorsunuz? Efendim? Efendim? Hanımefendi. Nereye gittiğinizi öğrenebilir miyim? Cank Bey'e gidiyorum hanımefendi. Generalin bundan haberi var mı? General hala uyuyor. Ben de onu uyandırmak istemedim. Ama böyle olmaz. Siz onun çok eski bir dostusunuz. Sizi mutlaka uğurlamak isteyecektir. Lütfen bekleyin. Ben gidip kendisine haber vereyim. Hanımefendi durun.
Bakın. General Zhou'yu bana çok nazik davrandı. Ben de dün gece hiç olmadığım kadar sarhoş oldum. Eğer gideceğimi öğrenirse kalmam için ısrar eder. Ve bu gece yine içip sarhoş oluruz. İşte ben bu yüzden veda etmeden gitmemin daha uygun olacağını düşündüm. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Evet, anlıyorum. Pekala, generale haber vermeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın hanımefendi. Aa, durun bir dakika. Siz bizim konuğumuzsunuz. Yalnız dönmenize izin veremeyiz. Bekleyin de size eşlik etmesi için iki asker göndereyim. Aa, kesinlikle olmaz. Neden peki? Açıklayayım. Bildiğiniz gibi Sun Chuan ve Başnasır şu anda savaş halinde. Böyle bir zamanda sizin askerlerinizin Chiang Bei'ye gelmesi doğru olmaz efendim. Ah, ben bunu düşünemedim. Öyleyse sizi gerektiği gibi uğurlayamayacağız. Hoşça kalın hanımefendi. Her zaman bekleriz. Gitti mi? Evet, gitti. Teşekkür ederim. Gökyüzüne bakın. Güneş neredeyse doğmak üzere. Bugün sanki ikimiz için doğuyor. Efendim! Danışman Jian Kan dönmüş efendim. Hemen gelsin buraya. Saygılarımı sunarım. Yaklaş. Jian Kan, anlat hadi, nasıl gitti? Ne yazık ki onu ikna edemedim efendim. Aha. Demek ki seni bu işte görevlendirmekte hata ettim. Elimize ne geçti? Sadece Zhou Yu'nun alayları. Sayın Başnazır, onu ikna etmeyi başaramadım ama size çok önemli bir bilgi getirdim efendim. Neymiş o bilgi? Şuna bir bakın ama lütfen sinirlenmeyin. Asker! Emredin. Sai Mao ile Jiang Yun'u buraya çağırın. Emredersiniz. Efendim, bizi görmek istediğinizi söylediler. Sai Mao, yeni deniz askerlerimizi eğitme işi nasıl gidiyor? Sayın Başnazır, askerlerimizin eğitimi gece gündüz sürüyor. Ok atma konusunda epey ustalaştılar diyebilirim efendim. Ama su üstünde savaş becerilerinin gelişmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaçları var. Onlar ustalaşınca da kellem Jiangdong'da sallanacak ha? Hiçbir şey anlamadım efendim. Ne demek istediğinizi açıklar mısınız? Şunu oku da anlasın. Sayın Başkomutan, başka seçeneğim olmadığı için Sao Sao'ya teslim oldum. Ve öğrendim ki Jiangdong'a saldırıp herkesi öldürmeyi ve ben de dahil bütün Jingzhou'lu generalleri görevden alıp saf dışı etmeyi planlıyormuş. Biz de öfkeye kapıldık ve hatamızı düzeltmeye karar verdik. Ben şu anda Sao Sao'nun deniz askerlerinin komutanıyım ve gerekli hazırlıkları yaptım. Ama savaş başladığında yapmanız gereken tek şey kuzeybatıdan Chiang Bei'deki kamplara saldırmak. Sonra ben Sao Sao'nun kellesini kesip size getireceğim. Ama doğru götürün değil. Götürün şunları. Öldürün. Evet, ne olur yapmayın efendim. Tuzak doğru değil. Beni tuzağa düşürdüler. Yalvarırım deliğin efendim, yalvarırım. Ben hepsine sadakatle hizmet ettim. Yalvarırım, bu yalanlara inanmayın. Canımı almayın ne olur efendim. Benim hiçbir suçum yok. Öldürmeyin beni. Düşmanlarımın bir oyunu bu. Onların oyununa geldim. Bizi öldürmeyin. Bana tuzak kurmuşlar. Ben ölmeyi hak etmedim. Canımı almayın. Hayır. Öldürmeyin beni. Bana haksızlık ediyorsunuz. Ben ölmeyi hak etmedim. Haksızlık. Efendim.
Sai Mao ve Chang Yun öldürüldü. Ne büyük bir hata yaptım. Kesik başlarını bütün askerlere gösterin. Ve bana ihanet ettikleri için bu cezaya çarptırıldıklarını söyleyin. Emredersiniz. Yujin, Maoji. Emredin efendim. Emredin efendim. Sizler Qing ve Shu'nun deniz askerlerine komuta etmiştiniz. Deniz ordumu artık siz yöneteceksiniz. Hemen göreve başlayın ve hazırlıklarınızı yapın. Emredersiniz. Eğer izin verirseniz bir öneride bulunabilir miyim? Dinliyorum. Bizler kuzeyli askerleriz. Kara şartlarında çok ustayız. Ama su üzerinde acemiyiz. Askerlerimiz gemilere bindiklerinde rüzgar ve dalgalar yüzünden sarsılıyor. Size önerim şu. Bütün gemilerimizi birbirine sıkıca bağlayalım. O zaman rüzgara ve dalgalara daha iyi dayanırlar. Karada gibi oluruz. Askerlerimiz de daha az hastalanır, daha kolay savaşırlar. Çok iyi fikir. Duydunuz işte. Sai Mao asla böyle bir şey önermemişti. Çünkü kazanmamızı istemiyordu. Hain olduğu da buradan belli. Yujin, size yetki veriyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Emredersiniz. Efendim, abim düşman casusu olduğu için öldürüldü. Siz neden buradasınız? Hayır. General Sai Mao suçsuzdu. Chao Yun'un tuzağına düştü. Ülkemize yaptığı hizmetler daima hatırlanacaktır. Değerli kardeşlerim, size gerçeği söyleyeceğim. Başnazır bu olay yüzünden çok üzgün ve pişman. Buraya kendi gelemezdi. O yüzden benden buraya gelip onun yerine de size taziyelerini ve üzüntülerini bildirmemi istedi. Efendim, tam olarak ne oldu? O gizli mektup Zhou Uyu tarafından yazılmış. Başnazır da araştırmadan Sai Mao'yu öldürttü. Ama sonra çok üzüldü. Çok pişman oldu ama olan oldu artık. Mektubu getiren Jiangan'ı ölümle cezalandırdı. Sai Mao'nun intikamını almak için. Ayrıca sizleri tebrik etmek istiyorum. Bizi tebrik etmek mi? Başnazır, majestelerinin onayıyla emretti. Sayı Chong, Xiang Zhong Bey'i. Sayı Hı da Xinye Bey'i oldu. Ayrıca general ünvanı ve 10.000'er altın ödül almanıza da karar verdi. Başnazıra minnettarız. Bu kadar da değil. Eğer sarayın hizmetine girerseniz size daha büyük ödüller ve ünvanlar da vaat etti. Lütfen söyler misiniz? Saraya nasıl hizmet edebiliriz? Evet. Teslim olarak. Ne? Teslim olarak mı? Evet.
Jiang Dong'a teslim olursanız Zhou Yu'nun güvenini kazanırsınız. Nedeni ortada. Başnazır ağabeyiniz Sai Mao'yu öldürttü. Siz de ona duyduğunuz nefret ve öfkeyle intikam almak için Jiang Dong'a gitmeye karar verdiniz. Sayı Chong, Sayı He. Umarım anlamışsınızdır. Sayı Mao'nun asıl katili başnazır değil. Zhou Yu. Sözde teslim olduktan sonra ilk fırsatta Zhou Yu'yu öldürmenizi istiyor. Böylece hem abinizin hem de başnazırın intikamını alacaksınız. Evet. Bunu yapabilecek misiniz? Evet, yapacağız. Güzel. Öyleyse hemen gidip başnazıra artık üzülmemesini söyleyelim. Başnazıra çok teşekkür ederiz. Muhteşem, muhteşem. Adeta yüksek dağlardan akan suların sesini duymuş gibiyim. Guzheng'le flütün uyumu beni alıp çok uzaklara götürdü. Mutluluk sarhoşu ettiniz beni, mutluluk sarhoşu. Çok teşekkür ederiz efendim. Ne oldu, haber var mı? Kutlarım sizi başkomutan. Planınız büyük bir başarıyla gerçekleşti. Aldığımız haberlere göre Jiang Bey'de büyük bir kargaşa doğmuş. Sai Mao, Cao Cao tarafından öldürtülmüş. Deniz askerlerinin komutanlığına Yu Jin ve yardımcılığına da Mao Ji'ye getirilmiş. Çok güzel. Doğrusu Jiang Gan'ı haberci olarak kullanma planımın bu kadar başarılı olacağını ummamıştım. Gerçekten de çok zekice bir plandı ve bizim için çok iyi sonuçlandı. Sai Mao başımızı çok ağrıtacak bir sorundu. Onun ölümüyle Cao Cao'nun deniz askerlerinin eğitimi büyük oranda aksayacak. Bu sayede onları daha kolay yeneceğiz. Yaptığım bu planı hiç kimsenin sezmediğinden eminim. Ama Zhuge Liang anlamış olabilir mi? Merak ediyorum doğrusu. Lusu, lütfen gidip öğrenmeye çalışın. Efendim, çok zeki olsa da o da bir insan. Ve bence planınızı o da anlayamamıştır. Ama yine de gidip yoklayacağım. Hı hı. Hoş geldiniz, yürekten kutlarım. Anlamadım, ne için kutluyorsunuz beni? Zhou Yu, Sai Mao'yu öldürtmek için bir plan yaptı. Siz de buraya bu planı anlayıp anlamadığımı öğrenmek için geldiniz ya. Söyleyin, bunu nasıl anladınız? Sai Mao'nun öldüğünü duyar duymaz bunun Zhou Yu'nun işi olduğunu anladım ama planı ancak Jiang Gan gibi birini kandırabilirdi. Cao Cao hemen anlayamamış olsa da er ya da geç anlayacaktır. Tabii bunu hiçbir zaman itiraf etmeyecek. Çünkü Cao Cao gibi insanlar hatalarını düzeltir ama kabullenmez. Zhuge Liang, bir şey soracağım. Sizce Sai Mao'nun ölümünden sonra deniz askerlerinin başına kim getirilecek? Aslında sizi iki kere tebrik etmem gerekiyor.
Birincisi Cao Mao öldüğü için. İkincisi de yerine General Yu Jin ve Mao Jin'in gelmiş olması yüzünden. Cao Cao'nun deniz askerlerini bundan böyle onlar eğitecek. Bir ricam var. Zhou Yu'nun yanına gittiğinizde planını anlamış olduğumu söylemeyin lütfen. Hiçbir şeyin farkında olmadığımı söyleyin. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Bir insan ne kadar zekiyse o kadar aptal görünmeye çalışırmış. Bu şekilde Zhou Yu daha mutlu olacak. Kendisiyle gurur duyacak. Müttefikine yani bize de daha fazla yardımcı olacak. Ama eğer canı sıkılırsa bundan en büyük zararı ben görürüm. Onun için lütfen ona gerçeği söylemeyin, olur mu? Anlıyorum. Söylemeyeceğim. Bay Lusu. Başkomutan. Efendim. Zhuge Liang'ı gördün mü? Planımı anlayabilmiş mi? Anlamadığını söylemeyi çok isterdim efendim. Ama en ince ayrıntısına kadar anlamış. Dahası içeri girdiğim anda oraya neden geldiğimi bildiğini açıkça söyledi bana. Ona dayanamıyorum. İşini bitirmek zorundayım. Bunu konuşmuştuk. Şu anda önceliğiniz Cao Cao ile savaşmak olmalı. Yanlış bir şey yapmayın. Merak etme. Yasal yoldan yapacağım bunu. Makul bir nedenle ölecek. Yasal yoldan mı dediniz? Tam olarak ne demek istediğinizi söyler misiniz? Askeri kanunlar. Bu topraklarda çok eskiden beri geçerli olan askeri kurallar var. Herkes de bunu bilir. Doğru. Ve benim dışımda herkes uymak zorundadır. O kurallar benim için de geçerli. Bir gün onlar yüzünden öldürülebilirim. Zhou Yu'nun Zhuge Liang'ı öldürmesine izin veremem. Çünkü bu Sun Quan'la Liu Bei'nin arasındaki ittifakın bozulmasına yol açar. Ama Zhuge Liang'ı korumak için Zhou Yu'ya karşı çıkarsam aralarındaki rekabet savaşa dönüşebilir. Olağanüstü iki kahramanın arasında sıkışıp kaldım. Ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım bilmiyorum. Zhuge Liang, havalar ısınmaya, dolayısıyla nehrin suları da yükselmeye başladı. Yardım ederseniz savaşa girebiliriz artık. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Aramızda bir ittifak kurduk. Birlikte savaşıp gerekirse birlikte öleceğiz. Bana vereceğiniz bütün emirlere uyacağım. Her tür askeri konuda da tartışmaya hazırım. Güzel, güzel. Sizce nehirdeki savaşta önce hangi birlikleri kullanmalıyız? Siz su üstündeki savaşlarda çok ustasınız. Bunu neden bana soruyorsunuz ki? Siz yine de söyleyin. Peki söyleyeyim. İlk kullanılması gereken birlikler okçu birlikleridir. Belli ki askeri kurallarımızı biliyorsunuz. Ama ne yazık ki yeteri kadar okumuz yok. Sizden en kısa sürede 100 bin ok bulmanızı istiyorum. Umarım bu isteğimi reddetmezsiniz.
Sizin istekleriniz emirdir. Nasıl reddedebilirim? Ama en kısa zaman derken ne kadarlık bir süreyi kastettiniz? 10 gün içinde desem yapabilir misiniz? Savaş neredeyse başlamak üzere. Her an patlayabilir. Bu iş 10 gün sürerse çok geç kalmış olabiliriz. Doğru. Peki kaç gün içinde temin edersiniz? Sadece 3 günde. Dikkatli olun. Bu konu şaka kaldırmaz. Ama ben şaka yapmıyorum komutan. Herkesin önünde 3 günde halledeceğime söz veriyorum. Eğer sözümü tutmazsam askeri kanuna göre beni cezalandırırsınız. Hemen yazın. Altına imza atsın. Ama bugün vakit epey ilerledi. İlk gün yarın olsun. 3. günün akşamı 6'da okları almak üzere nehir kıyısına 500 asker gönderin. Anlaştık. Jugeliang, sizinle çay içmeye geldim. Lusu, sizin yüzünüzden her an ölebilirim. Bu da nereden çıktı? Benim ne ilgim var? Size ok bulma emrini ben vermedim. 3 gün içinde bulma garantisi vermeye de ben zorlamadım. Hem benim gibi sıradan bir adam sizin gibi zeki birinin ölümüne nasıl sebep olabilir ki? Dalga geçmeyin benimle. Bugün bir şey yapmadınız. 3 gün önce yaptığınızdan söz ediyorum. 3 gün önce ne yapmışım sorabilir miyim? 3 gün önce Joe'yu, Saemayu'yu öldürme planını anladın mı diye sizi bana göndermiş. Sizden anlamamış demenize özellikle rica ettim. Ama böyle davrandığına göre belli ki anladığımı söylemişsiniz. Yanılıyor muyum? Bunu baş başayken sordu. Ben de biliyorsunuz yalan söylemeyi becerebilen biri değilim. Bu yüzden ona da doğruyu söyledim. Ama bu yüzden benim başıma dert açtınız. Joe'yu benim zekamı kıskanıyor. İlerisi için de beni tehdit olarak görüyor. Bugün herkesin önünde benden ok bulmamı istedi. Ona karşı gelmem hiç uygun olmayacaktı. Askeri kuralları çiğnediğimi ileri sürerek beni cezalandırmaya kalkacaktı. İşte bana yaptığınız şey bu. Aranızdaki rekabet gittikçe şiddetleniyor. Ve ben de ikinizin arasında kalıyorum. Bundan memnun olduğumu mu sanıyorsunuz? Her neyse, boş sözleri bırakın artık. Bu noktaya sizin yüzünüzden geldim. Kurtulmama da siz yardım edeceksiniz. Yoksa aramızdaki ittifak sona erer. Cao Cao da Jiang Dong'u ele geçiriverir. Evet, ben de bu tehlikenin farkındayım. Ama doğrusu sizi kurtarmak için ne yapmalıyım bilmiyorum. Sizden 20 hızlı tekne istiyorum. Teknelerin her birinde 30'ar asker bulunacak. Her yana örtülerle kaplanıp onların da üzerine saman balyaları yerleştirilecek. Peki onları ne için kullanacaksınız? Söyleyemem. Çünkü Zhou Yu'nun karşısında zor durumda kalmanızı istemiyorum. Ama bilin ki bunu yaparsanız minnettar kalacağım. Rica ederim, ne demek? Pekala. İstediğiniz hızlı teknelerle askerleri hemen hazırlatacağım. Ondan sonra ben de size çay ikram edeceğim. Aceleniz olduğu için şimdi içmekte ısrar etmeyeyim öyleyse. Teşekkür ederim. Lusu, lütfen Zhou Yu'ya sizden ödünç tekne ve asker alacağımı söylemeyin. Bu kez beni öldürür, sorumlusu siz olursunuz. Tamam, tamam. Endişelenmenize gerek yok. Bu sefer ona tek kelime bile etmeyeceğim. Çok güzel. 3. gün akşam 6'da bana gelin. Okları almaya birlikte gideriz. Nasıl isterseniz. Hayatım, neredeyse gece yarısı oluyor. Bu saatte neden ayaktasınız? Yarın 3. gün.
Akşamüstü 6'da Jugel Yang bana tam 100 bin ok teslim etmek zorunda. Düşünüp duruyorum ama 100 bin oku nasıl bulabileceğini bir türlü anlayamıyorum. Onu bu kadar önemsemeyin. Okları getiremezse kanuna göre cezalandırırsınız. Onları getirmese bile onu ölüme göndermek istemiyorum. Asıl isteğim onu aşağılayabilmek. Nasılsa başaramayacak. Bu kadar huzursuz olmanıza hiç gerek yok. Günlerdir düşünüyorum. Emrimi bu kadar kolay kabul ettiğine göre mutlaka kurnazca bir planı olmalı. Niyetinin ne olduğunu da, o 100 bin oku nereden bulacağını da merak ediyorum. Ama tahminde bile bulunamıyorum. Jiang Dong'un başkomutanı, koca bir orduyu yöneten kişi bir tek adamın niyetini kestiremiyor. Kendimi çok aciz hissediyorum. Beni de ordumu da küçük düşürebilir. Jugel Yang, söyleyin artık. Beni nereye götürüyorsunuz böyle? Okları almaya gidiyoruz. Hadi, çaylarımızı içelim. Efendim, sağ Sao'nun kampına yaklaşmamıza çok az kaldı. Güzel. İyice yaklaşınca tekneleri kıyıya paralel olarak duracak biçimde demirleyin. Sonra da davulları çalın. Emredersiniz. Burada demir atıyoruz. Kıyıya paralel biçimde demirleyin. Efendim, düşman gemileri yaklaşıyor. Sis ne kadar yoğun. Belli ki bizi pusuya düşürmek için bu havayı özellikle seçmişler. Herkese emrimi ilet. Saldırmayacağız, sadece oklarla savunma yapacağız. Emredersiniz. Ayrıca sahile de 3000 usta okçu yerleştirin. Gemilerimize oradan destek olsun. Emredersiniz. Sao Sao'nun kampına iyice yaklaştık. Anlamadım. Sao Sao'nun kampına iyice yaklaşmış olmalıyız diyorum. Ya saldırıya geçerlerse nasıl baş edeceğiz? Hiç endişelenme Lusu. Düşman yerinde kalacak. Sao Sao bu havada gemilerini üzerimize yollamaya kalkmaz. Hadi içelim. Üzerimize yağmur gibi ok yağıyor. Efendim, samanların üzerinde ok saplanacak yer kalmadı. Şimdi de tekneleri çevirip öbür tarafları kampa bakacak biçimde tekrar demirleyin. Emredersiniz. Tekneleri çevirin! Yardım edin! Çabuk olun! Çabuk olun! Sağ olun! Koşun! Hareket edin! Hareket!
Hadi yardım edin. Hadi. Engin. Salam bir. Gel arabalara yükleyin. Hadi. Çabuk olun. Hadi. Götürün arabalara hadi çabuk. Hadi. Salla bak. Hadi. Efendim, her tekneye 5-6 bin ok saplanmış. Toplam sayı 130 binin üstünde. Gidebilirsin. Emredersiniz. Lüsü, okların 100 bini Zhou Yu'ya vaat ettikleri. Artan 20-30 bin oku da ona hediye edeceğim. İyi ama bugün burada yoğun bir sis olacağını nereden bildiniz? Yalnız generaller değil, bizler de bölge şartlarını ve hava durumunu çok iyi takip etmeliyiz. Yoksa yaptığımız planlar işe yaramaz. 3 gün önceden bu bölgede sis olacağını biliyordum. İşte bu yüzden emri kabul ettim. Yanlarım biraz. Peki efendim. Jugeliang. Gerçekten de inanılmaz birisiniz. Çok etkilendim. Önünüzde Lüsü, saygıyla lütfen inanıyorum. Yapmayın böyle. Lütfen. Beni utandırıyorsunuz. Davul sesleri duyulunca niyetini anladım. Tekneleri samanla kaplattı değil mi? Evet efendim. Her şeyi önceden tahmin ediyor. Onunla yarışamam. Efendim, onu buna mecbur bırakan sizdiniz. Verdiğiniz emri kabul etmek zorundaydı. Düşünsenize, eğer bugün sis olmasaydı, hiç kuşkusuz Cao Cao'nun saldırısına uğrayacak ve büyük bir ihtimalle de ölecekti. Zhou'yu. Artık aranızda savaşmayı bırakın. Birlikte Cao Cao'ya karşı savaşmayı deneyin. Yoksa ikiniz de çok şey kaybedersiniz. Ben gidip ona bizzat teşekkür edeceğim. Saman kaplı tekneler kullanmak çok zekice bir fikir. Çok etkilendim. Teşekkür ederim ama o kadar büyütülecek bir şey değil. Geçelim mi? Asker, çay getir. Emredersiniz. Jugeliang, kısa bir süre sonra önemli bir savaşa gireceğiz. Büyük kısmı da suda geçecek. Haklısınız. Cao Cao'nun deniz askerleri iyi eğitim almış. Yani hafife almamalıyız. Bizim de askerlerimiz çok iyi ama gemilerimizin de askerlerimizin de sayısı onlarınkinden az. Bu durumda onları yenebilmek için ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Lütfen bana yol gösterin. Ne kadar alçak gönüllüsünüz. Ben sıradan bir insanım. Size nasıl yol gösteririm? Dün gece uzun uzun düşündüm ve sonunda bir plan hazırladım. Ama işe yarar mı bilmiyorum. Ne tesadüf. Benim de bu sabah aklıma bir şey geldi. Ama tabii sizin fikrinize göre geç bulunmuş bir fikir. Planınızı çok merak ettim. Ben önce sizinkini öğrenmek isterim. Pekala.
Anlatmamıza gerek yok. Avuçlarımıza yazalım. Sonra da gösterelim. Güzel. Asker, mürekkeple fırça getir. Emredersiniz. İkimiz de aynı şeyi düşünmüşüz ha? Komutanım, Sayı Mao'nun kardeşleri Sayı Hı ve Sayı Jong teslim olmaya gelmiş. Güzel. Hemen görüşeyim. Jugeliang, umarım bu planda hiç açık bırakmazsınız. Hoşça kalın. Merak etmeyin. Sizinki kadar iyi olacak. Sure.